İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak bak. Bak şimdi burada. Ulan ben Sakarya'da izahın mümkün olmayan konuları. Bak bak yok şu anlattığını anlatıyorum. Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Tamam lan. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel kulis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor her cuma akşamı saat 21'de TV264'te. Karasu ve... Karasu'ya geçmeden şunu söyleyeyim. Saadet Partisi, Saadet Partili Büyükşehir Meclis Üyesi Ahmet Şen varmış. Pamukova'lar seviyormuş. Onun adı geçiyor şu anda. Bana bir dipnot geldi. Pamukova için. Pamukova için, evet. Ahmet Şen, Saadet Partili Büyükşehir Meclis Üyesi'ymiş kendisi. Evet. Karasu'ya ardından Serdivan'a geçiyoruz ve kapatıyoruz. Karasu'da AK Parti için iki isim var konuşulan. Cevat Ekşi ve Ahmet Genç, mevcut başkan İshak Sarı'nın haricinde. Muhalefetten bakıyorum. Ya çok ihtimal vermemekle beraber hatta şey Selçuk Kılıçarslan Karasulu acaba dener mi diyorum. Tamamen tez. Yani herhangi bir Selçuk şey yok. Tamamen tez. Yani Selçuk genel merkezde güzel bir görevi var ya. Ben evet bence yani tamamen tez yani o şey olarak söylüyorum. Bence denemez. Çünkü Selçuk Kılıçarslan Karasulu'da dördüncü sıradaki parti. CHP'nin oradaki Kerem Erksoy vardı. En iyi oy aldığı ilçelerden bir tanesi. Yeni dönemde aday olacak mı bilmiyorum. O şu anda Karasu'da AK Parti, Cevat Ekşi ve Ahmet Genç isimleri var. Mevcut başkan İshak Sarı'nın yanında. İshak Sarı'nın devam etmeyeceği konusundaki fikirlerini merak ediyorum Hüseyin abinin. Net olarak söyleyeyim. Reyf abi 17 belediye başkanı içerisinde Büyükşehir İskadır. Kim en devam eder diye sorarsanız Karasu derim. Ben de İhsat şöyle bir devam eder mi, ettirilir mi? Yani ettirilir mi? Bu şekilde yakın yani bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Bak 16 mı oluyor içeride? 16 ilçe ve bir büyükşehir var. 16 ilçe arasında kim rahip en garanti görüyorsun devam eder derse direkt olarak söyleyeceğim tek isimdir. Teşekkür ederiz. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Oturuyoruz burada kendimizi patiska gibi yırtıyoruz. Rahip Ugan'a bak da Sakarya'da kaç ilçe olduğunu bilmiyor. 16 ilçe mi var diye. Biz burada kendimizi patiske yırtıyoruz. Ben sonuçta Rahip Ugan kaç ilçe var daha bilmiyor. Ya yok böyle bir şey. Neyse. Hadi abi hadi eve gideceğiz daha ya. Beyefendi biz gazeteciyiz. Ama 30 saniye anlatacağım bir şey 60 dakika anlatıyorsun. Anlatırım ben dayanamıyorum izleyeceğiz. Anlatır sinirlere. Yok izlemeler pik yaptı kara, mesajlar susmuyor arkada. Ben de diyor herkes. Karasu'da şöyle Cevat Ekşi çalışıyor orada. Ciddi kamuoyu araştırması yapıyor. Bakıyor orada. Süzüyor, ortam süzüyor. Aynen öyle. Yani. Nabız yok diyor. Yani şimdi uzamasın. Yani nasıl yapıyor? Nabız yok diyor yani. Nabız yok diyor. Kardeşim her nasıl nabız her yok ilçenin, nabız bakıyor böyle yani. Her ilçenin, ya şimdi bu şimdi böyle şov yapmaya başlıyor. Alacak benden nafakayı toplayacak. Hayır, anket yaptı diyorum, soruyorum. Kamuoyu. Anket yaptı demedim. Kamuoyu yoklamaları yapıyor. Nabız yok diyor. Her ilçenin mesela büyük aileleri vardır. Kaynarca'da vardır, Akyaz'da vardır, Sapanca'da vardır. Karasu'da büyük aileler var. Ekşi ailesi orada büyük bir aile. Orada kamuoyu yoklaması yapıyor. Sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri vardır. Her ilçenin kendine göre, tamam mı? Olayım mı olmayayım mı? Ama şunu biliyorum ben. O Karasu'daki büyük aileler bundan 200 sene önce AK Parti Genel Merkezi'nde birilerine konuştular. Dediler ki, evet biz AK Partiliyiz, seviyoruz AK Parti'yi. Ancak şimdilik İshak Sarı'ya bir şey demiyoruz. Yalnız 2024 seçimlerinde eğer İshak Sarı'yı gene aday gösterirseniz biz yokuz. Ha bu AK Parti kabul görür görmez. Bu başka mesele. Tamam mı? Çünkü ben bildiğim, bu benim görüşüm, benim bildiğim, benim iddiam. İshak Sarı'nın orada büyük ailelerle ilgili sorunları var. Çok kırdı onları. Evet birkaç iş yaptı. Yani o Raif Ugan'a göre değil, çok iş yaptı da bana ben göre değil. Raif Ugan gitti oraya, adam sahide beton döktü, betonları yıktı. Raif Ugan gitti onu güzellemek için orada yayın yaptı. Böyle bir Raif Ugan'dan bahsediyoruz. Gelme beni. Bak tarihi dağıtayım ben. Gitti orada canlı yayın yaptı güzellemek için.
Bütün basın dedi ki sahile beton mu olur? Raif Ugan her zaman yaptığını yaptı. Gitti oraya. Raif Ugan geldim işte betonlar. Öyle bir yayın yaptı orada. Netçi itibariyle İshak Sarı değişirse bence Karasu için bir kazanım olur. Ama oraya yüzyonel bir isim gelmesi lazım. Çünkü Karasu gibi fındığı, denizi, sahili, her türlü nimeti olan bir ilçe hak ettiği yere gelemedi. Karasu bana göre güneşinde, kumunla, fındığınla, insanıyla her şeyine 10 numara Karadeniz'in incisi olması gerekir. Bak bakalım. Şimdi 10, bak diğer bakalım. 16 ilçe inci gibi olduğundan fark ediyor. Doğru söylüyorsun. Yani problemi görüyorum yani. Reif abi bazen savunduğun adama zarar verdiğini fark et diyorum ve lafı kesiyorum. Yani aday hiçbir adayı konuşmadık şey yaparken Devlet Ekşi'nin nabız mı yok diyor. Yani hiçbir adayı dersleştirmedik burada. Hayır, ben seni daha, seni daha terbiyeye davet ediyorum bu konuda. Evet. Bırak da ona ben karar vereyim Safa yani. Reif yani. Abi. Ya oturma benim... oraya 16 ilçe daha Allah bilmiyorsun Allah Sakarya'da. Yani. 16 ilçeyi bilmiyorsun bize burada ahkam kesiyorsun abi, çok ya. 10 saniye istiyorum Reif abi. 20 saniye veriyorum. Hayır, bak geçen hafta da yaptım. Bulunduğum bir ortamda bir ithamda bulunursan sükut ikrardan gelir. Ben falan bulamıyorum ben yani. Bunu ben bu sükut ikrardan geliri karşımı söylüyorum. Sen fikrini söylüyorsun ben de fikrini söylüyorum. Bu kadar. Hayır olsun Cevat Eşi'ye bir şey de ki. Cevat Eşi'ye bir şey mi var? Ne yani? Nabız yok diyor. Neye göre nabız yok diyor? Yok diyor kardeşim işte. Cevat Eşi olması önemli değil. Hakan Turan doğru. Safa Palat ya nabız yok. Bak şimdi cümleyi söyledim. Nabız yoklamanın sence siyasete nabız yoklamanın şimdi burada açılımını yani, mı yapacağız? Nasıl yok diyor? Sandık koymuş. Koymuş Cevat Ekşi. Karasu'nun ortasına bisküvi sandığı. Millet orada oy kullanıyor. Uykunuz geldi. Serdivan'la konuşalım. Kapatalım. Evet. Evet. Yavuz Meşe hastaymış. Buradan geçmiş olsun. Aday adayı. Yavuz Meşe. Evet, 10 saniye daha istiyorum. İyi Parti CHP ittifakını aldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçen Ali Dünya henüz net kararını vermedi. Kişisel görüşüm o da gelişmeleri izliyor. Bekle gör düşüncesinde kendisine henüz resmi teklif yok ama nabız yok diyor. Raif Ugan 2018'de tweet atmış. Satso'da geri sayım sürüyor. Halit İnci nabız yok diyor. Sen kullanırken problem yok. Biz kullanınca problem. Senin adamların bravo şey Sefa mi yapıyor? Öyle adama yedirdiler. Kapak yapma Allah. Bravo Sefa. Şey vur! Allah'ım. Vur! Yani, hayır. Vur! Diyorum ki sen çok kibar bir şekilde. Bitireyim çok sen, kibar bir şekilde diyorum ki bu kelimen doğru değil diyorum de sen istediğini konuşalım diyorsun. Hayır adama kapak yaparlar. Canlı yayında kapak yaparlar. Mesele kişiler değil. Mesele söylüyorum. Senin için kişiler. Ben konuşmuyordum konuşuyorum. İshak Sarı'nın en büyük problemi milletvekili genel seçimlerinde milletvekili adaylarının 8'inin de Karasu'dan şikayet etmiştir. Nokta. Hadi gel bunu konuşalım. Hadi bunu konuşalım. SKM'ye en çok şikayet eden ilçe başkanı ya. Belediye başkanı ya. Ya gittin. Utanmadan, sıkılmadan gittin. Ya sahile beton attı, onu savundu. Arkadaşlar bak. Ya adam betona gitti be kardeşim. Olayı kişiselleştirmemek için söyleyeyim. Ya Raif Ugan, reji uyarıyor bak. Ya tamam reji bir dakika. Ses karışıyor. Ya bir dakika. Tek konuşuyor. Utanmadan, sıkılmadan İshak Sarı, Karasu sahile beton attı. Sonra tepkin üzerine o betonu yıktı. Raif Ugan gitti o topu çıkartmak için. Ben Raif Ugan geldim, betonu gördüm, yaptım, ettim. Ya rezillik ya. Devam edelim. Son ilçemiz ve en...